Arkadaşım selamlar, ben İsmail Hocam. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. K çarpı fx ve fkx dönüşümlerini işleyeceğiz bugün bu videomuzda. Ve bu video aslına bakarsan fonksiyonların son videosu. Yani 8. dersimizdeyiz arkadaşlar ve 8 derste fonksiyonları bitirmiş olacağız. Peki bu videodan sonra hemen ilk sorumluluğun, ilk görevin ne? Sana hemen bunları hatırlatayım ben sana. Şöyle ki, 3 tane TYT fonksiyonlardan ve 3 tane AYT fonksiyonlardan ödevim var. Yani toplam 6 tane test ödevim var ve bu 6 tane testi yapabilmek için sevgili arkadaşlarım bir günün var. Bir günün var. O bir günde testlerini çözmeye çalış. Tamam. O testleri çözdükten sonra ki fonksiyonların belki medium ve large sorularında zorlanabilirsin. Sadece bu kısmı hatırlatayım. O videoları çözdükten sonra sevgili arkadaşlarım çözemediğin soruları mutlaka oynatma listesine ekleyeceğim. Fonksiyonlar testlerinden mutlak surette takip etmen lazım. Eğer o takibi bırakırsan soruların çözümlerini, yapamadığın soruların çözümlerini boş bırakırsan işte bunlar senin hep eksi haline yazacaktır. Bir videoda söylemiştim, hatırla. Seni geliştiren asıl şey çözebildiğin sorular değil, çözemediğin sorulardır. Çözemediğin soruların çözümleri seni inanılmaz derecede geliştirecek. Bunu da sakın unutma. Hazırsan, abone olduysan, videoyu beğendiysen ki inanılmaz derecede çok kolay iki tane hareketten bahsediyorum. Abone ol'a tıklayacaksın. Bir de elini birazcık şöyle bir santim bile değil. Hemen alta indirip elini beğen butonuna tıklayacaksın. Bu kadar basit. Ama hasta olmak üzereyim ama video çekiyorum. Neden yapıyorum bunu? Siz değerli öğrencilerim için. Farklı bir sebebi yok arkadaşlar. SML tayfanın canı sağ olsun. Evet arkadaşım, dersimize başlıyoruz. Hadi bakalım hep beraber buyurun içeri girelim. Evet, k çarpı fx ve fkx dönüşümlerinden bahsediyoruz. Bu kısmı çok iyi dinle. Yani burası oturursa her yer oturur. K birer sayı ve fx fonksiyonunun sevgili arkadaşlarım tanım kümesindeki elemanlar k ile çarpılırsa, bak tanım kümesi. Tanım kümesi neydi? X'lerdi değil mi? Yani x'leri seçiyorduk tanım kümesinden, y'lere götürüyorduk değer kümesine, görüntü kümesi de diyebiliriz. Şimdi eğer ki ben tanım kümesini çarpıyorsam o zaman içerideki x'leri çarpıyorumdur. Yani fkx dönüşümüdür bu. Tamam. Eğer görüntü kümesini çarpıyorsam k çarpı fx'tir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım bu kısmı. Unutma iki hareket. Tanım kümesini çarpıyorsam fkx, görüntü kümesini çarpıyorsam k çarpı fx. İşte 13. soruyla alakalı olan kısım aslına bakarsan basit bir örnek. Sınav tarzı mı? Hayır tabii ki de değil. Ama bazı şeyleri anlamamız açısından önemli. 3fx ve eksi f2x'i istiyor bizden. Fx'in kuralını vermiş burada. Peki ben ne yapabilirim? Şöyle biraz daha yaklaşalım. Sorumuzu öyle çözelim. Şöyle yapacağım arkadaşlar, bakın. 3fx demek fx'in kuralını 3 ile çarp demek. Yani 2x eksi 5 ile çarpacağım ben burayı. Eksi f2x diyor ya. X gördüğün yere 2x yaz diyor. Yani o zaman 2 çarpı 2x ve eksi 5. Tabii ki burası parantez içerisinde olmak zorunda. Şimdi 3'ü içeri dağıtıyorum. 6x eksi 15 dedim. Daha sonrasında eksi diyorum. 4x eksi 5 gelir bak burası. Eksi de içeri dağıtacağım. 6x eksi 15 eksi 4x artı 5 dedim. Buradan 6x'ten 4x'i çıkardım. 2x geldi ve eksi 15 ile artı 5'i topladım. Eksi 10 yaptı. Böylelikle işte bize sorulan fonksiyonun ifadenin eşiti 2x eksi 10'dur dedim. Bu kısım bu kadar. Bak basit. Daha sonrasında geçtim 14. örneğime. Şimdi 14. örnekle alakalı. Bu fonksiyonun grafiğini çiz demiş bize. Çizelim bakalım. Biraz zorlu olabilir. Nereler zorlu olabilir anlamak açısından. F2x ve fx bölü 2'ler zorlu olabilir ama anlayacağından şüphem yok. Dolayısıyla çok dikkatli dinle. İyice anla. Tek seferde koyuverelim burayı. Yukarıda verilen fx fonksiyonun grafiğine göre aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini çiz demiş. Ben şimdi bu fonksiyonu buradan bir alayım. Tamam. İkide bir aşağı yukarı inip çıkıp inip çıkıp kafanı karıştırmayalım. Bu fonksiyonu sevgili arkadaşlarım şuraya yapıştıralım. Ve evet, şu an ekranımızda şöyle yapacak olursak şu an ekranımızda her birini tam anlamıyla görüyoruz dedik. Şimdi gençler, hatta şunu biraz daha büyütebilirim ben ya. Neden büyütmeyeyim ki? Ah, büyüttüm. Güzel. Şimdi bakın. Öncelikle 2 çarpı fx'ten bahsediyoruz. 2 çarpı fx. Şimdi fx eşittir 0'ın kökleriyle 2 çarpı fx eşittir 0'ın kökleri aynıdır. Dolayısıyla kökte bir değişim olmaz. Yani x ekseninde herhangi bir oynama yapmayacağım. Yani benim fonksiyonum 2 çarpı fx fonksiyonum yine eksi 4'ten, 2'den ve 6'dan geçmek zorunda. Eksi 4, 2,
ve 6'dan geçmek zorunda dedim. Peki ama örnek veriyorum F0. Normalde kaç arkadaşlar? F0 4'ten geçiyor bak gördün mü? Peki 2 çarpı F0 artık bu nereden geçer? 8'den geçer. Demek ki burası 4 yerine artık ne olacak? 8 olacak. Ve ben artık fonksiyonumun grafiğini şu şekilde oluşturacağım. Buradan geldim. Şuradan geçmek zorundaydım. Geçtim. 2'den geçmek zorundaydım. Geçtim. Şuradan geçmek zorundaydım. Geçtim. Ve bu şekilde bir fonksiyon çizdim. Aslına bakarsan şurada gösterilen fonksiyonu ben tuttum. Hiç x eksenini bozmadan tuttum. Ve yukarı doğru açtım arkadaşlar. Olay bu kadar. Yukarı doğru açıyoruz. Tamam. Şimdi geçtik bir altındakine. 1 bölü 2 çarpı fx demiş. Şimdi 2 ile çarpınca yukarı doğru genişliyorsa 1 bölü 2 ile çarpmak demek 2'ye bölmek demektir. O zaman üst taraftan birazcık bastıracağız bu sefer. Bastırdım tamamdır bitti. Nasıl bastırırım hocam? Şöyle 4 nereye düşer? 2'ye düşer bitti. O zaman ben 2'den geçiririm bunu. Yine x eksenini bozacak bir şey bir durum yok. Eksi 4'ten 2'den ve 6'dan geçeceklerim. Böylelikle sevgili arkadaşlar şuradan getirdik. Hop 2'den geçti. Şuradan geçti. Buradan geçti. Yoluna devam etti. Yukarıdan bastırdık. Hamburger gibi tost yaptık biz bunu. Tamam mı? Şimdi F2X'e bakalım. Burası önemli. Burası kritik. Burası canlı. Burayı iyi dinle. Arkadaşım öncelikle şunlara bir cevap ver bakayım sen. F-4 kaçtır? Sıfırdır hocam. F2 kaçtır? Hocam o da sıfırdır. Peki F6 kaçtır? Hocam biliyor musun? O da sıfırdır. Yani bunlar köklerimiz değil mi? Peki şimdi F2X'i düşünelim. Ben F2X'te F-4'ün yine 0 olmasını istiyorsam x gördüğüm yere eksi 2 yazmam gerekiyor. F2 olması için x gördüğüm yere 1 ve F6 olması için x gördüğüm yere 3 yazmam gerekiyor. Yani artık eksi 4, 2 ve 6 için 0'dan geçmeyi bıraktı. Eksi 2, 1 ve 3 için 0'dan geçer derim. O halde yazalım. Eksi 2, 1 ve 3 için 0'dan geçecekse y ekseninde bir şey değişir mi? Değişmez. Gene 4'ten geçecek. Yani arkadaşlar benim fonksiyonum grafiği nasıl olur? Şu şekilde. Buradan geldik, döndük, 1'den geçtik, 3'ten geçtik ve yolumuza bu şekilde devam ettik. Şimdi ne olmuş oldu bu fonksiyona? Tabii ki bu sefer yanlardan arkadaşlar bastırdık. Yanlardan basınca kafa aynı kaldı ama burası bu şekilde bastırdık arkadaşlar. Tamam, olay bu. Peki o zaman tam ters mantığını kuralım. X bölü 2 için ne olacak? X bölü 2 için de tahmin edeceğiniz üzere şunlar yarıya düştü. X4, eksi 2'ye, 2, 1'e, 6'da 3'e çıktı, 3'e indi. X bölü 2 olunca da ters mantık kuracağız. 2 katına çıkacak. Bu nasıl olur? Hangi mantaliteyle açıklarız bunu? Bak. X4'ü vermesi için şuraya ne yazmam lazım? Eksi 8. 2'yi vermesi için buraya ne yazmam lazım? 4. 6'yı vermesi için buraya 12 yazmam lazım. Olay bu kadar basit. O halde eksi 8'i gösterdim. 4'ü gösterdim ve 12'yi gösterdim. Şimdi ise tabii ki burada bir oynama olmayacak. Burası yine 4'tür diyeceğiz. Şimdi bu şekilde sevgili arkadaşlarım aldım. Geçirdim, geçirdim, geçirdim. Yoluma devam ettim. İşte sevgili arkadaşlarım fx bölü 2'nin grafiği de budur deriz. Hatırla. X ekseninde sağa kaydırmak için x'ten çıkarıyordum. Sola kaydırmak için x'e ekliyordum. Yani tam ters hareket ediyordum. Yine x eksenindeyiz. İçeriği 2 ile çarparsam x'ler yarıya düşüyor. İçeriği 2'ye bölersem x'ler 2 katına çıkıyor. Tamam bu kadar basit aslında yapman gereken olay. Notumuza bakalım. Fx verildiğinde ve mutlak fx'in grafiğini çizmek istiyorsak ben mutlak değer fx'in grafiğini çizeceksem eğer şunu yapacağım. X ekseninin üstü aynen kalır. Yani üst tarafı aynen kalacak. Tamam mı? Kalır. Altında kalan kısım neyin? X ekseninin altında kalan kısmın simetriyi üst tarafa taşınır. Simetriyi üst tarafa çizilir. Yani x ekseninin üst tarafına bunu çizeceksin. Bu kadar basit. Peki bu basit de hocam. Herkesin karıştırdığı şu nedir? F mutlak x. Bu da şu. Y ekseninin sağı aynen kalır. Aynen kalır. Ve bu kalan grafiğin, hatta şöyle diyelim, sol tarafı silinir. Sol tarafı silinir. Ve sevgili arkadaşlar, sağın simetriği sol tarafa çizilir. Sola çizilir diyelim. Bu kadar basit aslında. Ne yapıyoruz? Örnek veriyorum.
Elimde şöyle bir fonksiyon var. Şöyle baştan çizelim. Kaliteli çizelim değil mi? Şöyle yapalım. Mesela burada şöyle saçma sapan bir grafiğim var. Şöyle 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 gelmiş buraya kadar. Burada da şöyle çok güzel bir fonksiyonumuz var, tamam mı? Bu fx ise ben f mutlak x'i çizmek istiyorsam o zaman şunu yapıyorum. Sol tarafı bir kere siliyorum. Tamam, sildikten sonra sağ tarafın simetriğini hop sol tarafa alıyorum. Bu kadar. Bak, easy. Tamam. Hocam şunda ne yapıyoruz peki? Üsttekinde ne yapıyorduk? Üsttekinde de şu olay. Mesela benim bir tane parabolüm var. Şöyle gelmiş, böyle çıkmış. Bu fx. Peki ben mutlak fx'i çizmek istiyorsam o zaman ne yapacağım? O da şu. X ekseninin altında kalan kısmın şunun simetriğini yukarı alıyorsun. Ve tabii doğal olarak alttaki de siliniyor. İşte sevgili arkadaşlarım, benim mutlak değer fx fonksiyonum bu olacak diyorum. Tabii ki siyahlar da dahil. Yani şey değil öyle. Ayrı gayrı değil. Hepsi bir. Tamam. Alttakinin simetriğini üste alıyoruz. Alt tarafı siliyoruz. Burada da sağ tarafı simetriğini sol tarafa alıp sol tarafı siliyoruz gençler. Artık şununla işim kalmadı. Dolayısıyla ben bunu bir sileceğim. İzninle. Şöyle yaptık, sildik. Ve devam edelim şurayla. Aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerini çiz demiş. Nasıl çizeceğiz? X artı 3'ün grafiğini çiziyorsun önce. Bu nedir arkadaşlar? X artı 3'ün grafiği bir doğru grafiğidir. X 0 için 3'ten geçer. X 0 için y 3'ten geçer. Özür dilerim. Şöyle. Ve x eksi 3 için de 0'dan geçer fonksiyonumuz. Yani arkadaşlar şöyle yapacağız. Hop ve hop. Şimdi şu 3'ü birazcık düzeltelim yerini. Şöyle gösterelim. Tamam. Şimdi benim fonksiyonum bu normalde. Ama mutlak değerini aldığı için negatif bir sonuç çıkmasını istemiyorum. Dolayısıyla bunu ne yapmam lazım? Hop yukarıya doğru döndürmem gerekiyor. İşte olay budur. Tamam. Bu mutlak değer x artı 3'ün grafiğidir. Mutlak değer x artı 3'ün grafiğidir bu. Peki hocam. Devam edelim. Mutlak x eksi 4. Hocam mutlak değer x, bak şimdi. Şu y eşittir x'in grafiği. Ben bunu mutlak değerini alırsam hop yukarı çıkar bu. Tamam, yukarı çıktıktan sonra da sen ne yapacaksın tabii ki hocam? Şunu alacaksın. 4 birim aşağı çekeceksin. Aha aynen böyle. 4 birim aşağı çektim mi çektim. Şurası ne yapar? Eksi 4. Peki x 4 için burası 0'dan geçmez mi? Geçer. Peki x'e eksi 4 verirsem mutlak değeri 4 olduğu için 4 eksi 4'ten 0 olur mu? Olur. Aha bak burası da eksi 4'müş. İşte bu kadar arkadaşlar. Tamam. Ve devam. Hx eşittir x eksi 2 olmak üzere demiş. Diyor ki bu sefer hem içinin mutlağını al hem de dışarıdan mutlak al. Hadi yapalım bunu. X eksi 2'nin grafiğini çizeceğiz önce. Şöyle yapabilirim arkadaşlar. Tabii ki değil. Şöyle yapabilirim. Tamam mı? 0 için eksi 2'den geçiyordu. Ve burası da sevgili arkadaşlarım bize 2'yi veriyordu. Önce ben bunun içerisinin mutlağını alacağım. İçerisinin mutlağını nasıl alırım? Bak şimdi şöyle yapayım ben sana bunu. Önce şuradan bir geçirelim şunu. Şöyle. Sonra da bu tarafa doğru çizelim. İçerisinin mutlak değerini alıyorsam şunu yapmam gerekiyor. Sol tarafı siliyorum. Sağ tarafın simetriğini sol tarafa alıyorum. Yani şurası ne oluyor? Eksi 2 oluyor. Şu an ben h mutlak x'in grafiğini çizdim. Peki hocam, ben bir de bunun dışarıdan mutlak değerini alırsam ne olur? Tabii ki alt tarafta bir görüntü kalmayacak. Yani ben bunu alıp yukarı doğru taşıyacağım. Hop hop dedim. Burası eksi 2, burası 2. Ve artık tabii ki şu kısımda işimiz kalmadı arkadaşlar. İşte benim grafiğim şu fonksiyon oldu diyebilirim. Bu W görüntüsü dedik sevgili gençler. Evet, bu sayfamızın sonuna geldik. Umarım senin de sayfan bu şekilde dolu doludur, düzenlidir, yapmışındır her şeyi, renkli renklidir dedik. Ve 16. sorumuz için bir diğer sayfaya geçiyoruz. Hadi bakalım. Gençler, gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu fx eşittir mutlak x kuralıyla verilmiş. Mutlak değer x neydi? Az önce çizdik. Şöyle miydi arkadaşlar mutlak değer x? Aha bu değil mi? Peki. Diyor ki önce bunu bir birim sola kaydır. Hadi kaydıralım bunu bir birim sola. Hop tuttum kaydırdım. Sonra iki birim aşağı indir. İndirdim. Şöyle değil mi? Kusura bakmayın. Şimdi ben bunu bir birim şöyle alalım tekrar. Bir birim sola kaydırınca burası eksi bir olmaz mı? Olur. İki birim aşağı indir diyor. İki birim aşağı indirdiğim takdirde de bak şunu aldık. İki birim aşağı doğru indirdim. Eksi bir için artık nereden geçer? Şöyle eksi ikiden geçer. Çünkü iki birim aşağı indirdim değil mi ben bunu? Peki. Şimdi bunun mutlak değerini al diyor. Yani şöyle ben bunun mutlak değerini alacağım. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle bir grafiğim olur.
Yani yine bir W görüntüsü oluştu. Artık şunu silebilirim, şunu silebilirim. Benim fonksiyonum grafiği budur diyebilirim sevgili arkadaşlar. 17. K1'den büyük olmak üzere. Aşağıdaki fx, fkx ve fx bölü k fonksiyonların grafikleri verilmiş. ABC grafikleri sırasıyla hangi fonksiyona aittir? Öncelikle k madem 1'den büyük, ben bu k'yi istediğim sayı seçerim ya. K'yı 2 seçerim biz. K2 olursa fx fonksiyonunu sevgili arkadaşlarım fx eşittir x olsun. Fkx ne olur? F2x olur. F2x nedir? 2x'tir. Peki fx bölü 2, bak fx bölü k, bu nedir? X bölü 2'dir. Şimdi fx, 2x ve x bölü 2'yi çizmek istiyorsak biz, tabii ki 2x'de çizdiğimiz en yukarı çıkacaktır. Eğimi en büyük olandır. Şu x'tir ve bu da x bölü 2'dir. Şimdi o zaman şu neydi? F kx'ti aslında. Bu fx'ti. Ve bu da fx bölü 2'ydi. Başkası değil. O halde sevgili arkadaşlar ABC grafikleri sırasıyla hangisine aittir demişti ya. Bak A buna ait. B buna ait. Ve C de buna aittir diyebiliriz. Sorumuz bu şekilde bitmiş olur. Evet. Devam edelim 18'de. Gerçel sayılarla tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Fx eksi 2 buymuş. Şimdi şıklara bakıyorsun. Öncüllere fx, 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 fx. Ha, fx ile işimiz var. O zaman ben fx'i bulayım. Fx'i nasıl bulurum? Bak burası x eksi 2 ise ben x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam hop eksi 2 ile beraber cart cart fx kalır elimde. O halde gençler x gördüğümüz yere ne yazacakmışız? X artı 2. Hadi yazalım. X artı 2'nin parantez karesi eksi 4 çarpı x artı 2 dedim. Ve eksi 12 dedim. X artı 2'nin karesi x kare artı 4 x artı 4 yapacaktır. Eksi 4x eksi 8 dedim ve eksi 12'yi de yazdım. Buradan düzenlersem x kare artı 4x eksi 4x gider. 4'ten 8'i çıkardım. Eksi 4 ve eksi 12 daha eksi 16 yapar. Fx fonksiyonum x kare eksi 16'nın ta kendisiymiş. Güzel. Şimdi fx orijine göre simetriktir deniliyor. Orijine göre simetrik olabilmesi için tek fonksiyon olması gerekiyordu. Peki tek fonksiyonda çift kuvvetin ne işi var? Yok. Demek ki birinci öncül yanlış. Şimdi bunun kuvveti 2. Bunda da x üzeri 0 var. E burası da 0. Yani çift kuvvetler bir polinom fonksiyonsa bu bir çift fonksiyondur. Doğru. F mutlak x eşittir fx'tir denilmiş. Çift fonksiyonların y eksenine göre simetrik olduğunu bildiğimize göre ki bizim fonksiyonumuz x kare eksi 16 fonksiyonu şöyle bir fonksiyondur arkadaşlar. Burası eksi 16'dır. E şimdi mutlak fx denildiği zaman ben şurayı iptal edip burayı hatta şöyle iptal edebilirim. Burayı iptal ettim. Sonra sağ tarafın simetriğini sol tarafa çizeceğim için gene aynı fonksiyonu bulmuş olurum. Bak gene aynı fx fonksiyonu bulurum. Yani cevabım neymiş? 2 ve 3 olacakmış sevgili gençler. Çok güzel soruydu. Öncüllü bir fonksiyon sorusu çıkarsa böyle bir soru çıkar. Karşına haberin olsun. 19. sorum. Y eşittir fx eksi 2 fonksiyonunun bana grafiği verilmiş. Buna göre 5 çarpı fx artı 3 fonksiyonunun birbirinden farklı sıfırlarını toplamı. Bir kere burayı 5 ile çarpmak demek köklerimize asla ama asla bir etkisi olmayacaktır. Benim burada fx eksi 2 fonksiyonum verilmiş. Bak dikkat ettiysen. Şimdi fx eksi 2 fonksiyonuna göre ben x artı 3'ü çizmek istiyorsam buradaki x'in x eksi 2'nin üzerine 5 eklemişim demektir. Eğer buna 5 ekliyorsam 5 birim sola kaydırıyorum demektir bu grafiği. Yani artık şu 4 5 birim sola kayarsa eksi 1 olur. Buradaki 1 5 birim sola kayarsa eksi 4 ve buradaki eksi 4 5 birim sola kayarsa eksi 9'un ta kendisi olur. İşte sıfırları bunlardır ve bunların toplamı sorulmuş bana. Bu da eksi 14'ün ta kendisini verir sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabım eksi 14 olacaktı diyebilirim. Bak eklediysem sola kaydırıyorum. Sakın ha sakın unutma. Ve artık son sorumuz gençler. Son soruda ise biraz düşünsel bir soru. Bu düşünsel sorudan sonra da hemen small medium'lar çizileri zaten aşağıda görüyorsun. Güzel bir soru. O yüzden çok ama çok dikkatli dinlemende de fayda var açıkçası. Şimdi öncelikle eksi 2 ve 0 kapalı aralığında azalan olan 0 ile 4 aralığında artan olan bir f fonksiyonundan bahsediyoruz. F polinom fonksiyonundan bahsediyoruz. F eksi 2'nin 2 olduğundan haber vermiş bize. Bak burası eksi 2'ymiş. Demek ki 2'ye tekabül ediyormuş. Yani sevgili arkadaşlarım benim fonksiyonum şuradan geçiyor.
F0 0'mış buradan geçiyor. F4 de 4'müş, şurası 4 ise ve burası 4 ise F4'ün 4 olması için de şuradan geçmesi gerekli sevgili gençler. Nerelerden geçiyor dedik? Kırmızılardan, buradan, buradan ve buradan geçiyor. Çok güzel. Şimdi buradan buraya kadar azalanmış, buradan buraya kadar da artanmış. Ama nasıl artan, nasıl azalan tabii ki bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Şurada net bir alan oluşacak. Değil mi? Ve diyor ki bana fx fonksiyonunun eksi 2 ile 4 aralığındaki grafiği ile x eksen arasında kalan bölgenin alanı a ise a hangi aralıkta olmalıdır diyor. Arkadaşlar çok basit. İyi düşünün. Burada bir alan oluşacaksa şurayı a1, buraya a2 diyelim. Alan oluşacaksa a1 dediğim alan mutlak surette sıfırdan büyüktür ama azalan bir fonksiyon olduğu için tabii ki de buradaki dikdörtgenin alanından daha küçük olacaktır. Yani 4'ten küçük olacaktır. Yine a2 için de mutlak surette bir alana sahip olması gerektiğinden sıfırdan büyüktür ama tabii ki de artan fonksiyon olduğu için buradaki dikdörtgenin alanını tamamen dolduramayacak. Dolayısıyla 16'dan daha küçüktür. O halde a1 artı a2 bana toplam alanı vereceğinden 0 ile 20 arasındadır benim bu a alanım. Doğal olarak cevabımız ne olmaktadır? 0 ile 20 aralığında olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Evet, 20. örneğimizde çözdüğümüze göre artık fonksiyonlara güzel bir nokta koyabiliriz. Sakiniz, huzurluyuz çünkü sevgili arkadaşlar fonksiyonları güzel biçimde bitirdik. Ve sevgili gençler artık elimizde neler var? Fonksiyonlar small test, 12-14 soru. Fonksiyonlar medium test, 11 soru. Ve fonksiyonlar large test, 11 soru var. Tabii bundan önceki kısımdaki TYT fonksiyonlarını da lütfen testlerini unutma. Bak onlar da burada. Bu testleri de unutmuyorsun. Son testte, 3. testte 11 soru var. Ondan önceki testte 12 ve ondan önceki testte de 12 tane soru var. Yani yolun biraz uzun. Bence hemen videoyu kapatır kapatmaz başlarsan anca yetiştiririz. Tamam. Lütfen sevgili arkadaşlarım ödevlerinizi yapın. Ödev kontrolünü yapamıyorum maalesef ama ödevlerinizi bana Instagram'dan gönderebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Instagram'dan takip edip bana mesaj gönderebilirsiniz sevgili gençler. Böyle de bir imkanımız olsun. Mutlaka ama mutlaka sizlerin de ödevlerinizi, yaptığınız ödevleri benim videom açıkken ki bir görseli şöyle benle beraber ders çalıştığınızı bilmem için o görseli de bana gönderirseniz hikaye kısmında da bunları tabii ki paylaşabiliriz arkadaşlar. Evet. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.